In ancient Persia, there lived a sultan who had an only daughter, whose beauty was like moonrise in a clear heaven. Now it happened that the sultan left his kingdom to fight in a foreign land. In his absence, the princess fell in love with a young traveler who climbed the palace wall to see her. This did not please the sultan's grand vizier Jafar, who meant to marry the princess himself. Seizing power, Jafar had his rival thrown into the dungeons, but the young man escaped and struck down the evil magician. When he learned of his vizier's treachery, the grateful sultan offered riches, but the stranger requested just one reward. And so the young lovers were wed and they lived happily, well, for 11 days. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Let's Play Classics'in bir başka bölümünde Prince of Persia 2'yi oynayacağız. Bir adı da The Shadow and the Flame'di bu oyunun. Mecburen beklemek zorunda kaldım, tam ismi hatırlayamadığım için kusura bakmayın. Bu oyunu Last Express'i yapan aynı ekip yapmıştı. 1987 yılında ilk oyunu Prince of Persia'yı, 1991 ya da 93 yılında da ikinci Prince of Persia, yani bu gördüğünüz bu oyunu yapmışlardı. Gerçekten o zamanlar biz bunu Another World gibi çok uğraşarak oynuyorduk. Gerçekten zor oyunlardan bir tanesidir bu. Ve bayağı bir o zamanların teknolojisine göre bu oyun gerçekten bizi bayağı bir sarıyordu. Şimdi böyle bu şeylere baktığınız zaman, hani görüntülere falan baktığınız zaman gerçekten şaka gibi gelebilir ama biz o zamanlar bunları film gibi izliyorduk. Hani bu cutscene'ları film gibi izliyorduk biz o zamanlar. Şimdi gördüğünüz gibi gülünecek halde sadece iki tane resim koymuş aslında adamlar oraya. Alta da yazı yazmışlar, seslendirmişler, o kadar yani. Olay bu. Bununla biz ağzımız açık izliyorduk yani böyle şeyleri. Teknoloji bayağı bir ilerledi yani. Neyse. How dare you speak to the princess? Guards, seize him. Seize him. Don't hurt him. It's just a poor mad beggar. After him. Don't let him get away. Don't worry, my dear. He won't. Tipe gel. Hayda. Evet. Böylece oyunumuz başladı. Sen bir aşağı uç. Gel. Umarım doğru hatırlıyorumdur oyunu. Sen de bir aşağı uç. Hatta sen de bir aşağı uç. Hop, böyle gidelim. Hopla buradan. Buradan da hopla. Buradan hoplama. Sen bir öl. Sen de gel. Gel. Sen nereye geliyorsun? Ha? Buradan da hoplayalım. Koş. Hop. Olmadı. Size o müziği dinletmeye hiç niyetim yok. 2 saat.
Evet. Şimdi sen de gel. Gel. Heh. Sen bir öl orada. Evet, devam edelim. Sen bir öl. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyunda aslında fazla bir şey yok ama biz bunları böyle "Aa lan ne kadar güzel sanat eserleri" gibi, hani sanat eseri bir oyun gözüyle bakıyorduk. Ordu notla. Buradan zıpla. Yine mi yanlış oldu? Yine mi gol değil? Üçüncü deneme herhalde. Neredeyse aşağı uçuyorduk. Neyse. Sen böl. Evet. Tek bir canımız kalmış. Dikkatli olmak zorundayız. O nasıl oldu? O nasıl oldu? Hadi, hadi bunu da açıklayın. Hadi. Evet, hayret, bu sefer kimse aşağı düşmedi. İlginç bir şekilde. Öyle tutunurum işte. Gel. Sen nereye geliyorsun? Sen de öleceksin. Her defasında da gelip ölüyor orada. Allah. Evet, biraz erken atlamamız gerekiyor herhalde. Yoksa kuş gibi düşüyoruz. Kuş gibi ölüyoruz daha doğrusu. Gerçekten sinir etti ha. Niye gerçekten sinir ettin ha? Gel. Evet, buradan düştüğümüze göre. Evet, bu şekilde. Doğru hatırlıyorum. Koş İsmail, İsmail, koş İsmail, İsmail. Hop. Hop, oradan da tutun. Evet arkadaşlar, ilk bölüm böyle basit bir bölümdü aslında. Gerçekten çok basit bir bölüm aslında ilk bölüm de. Gördüğünüz gibi, yani geldiğimiz gibi geri döndük hani. Yani böyle bir kimse bilmiyor, tanımıyor bizi. Böyle bir kaçak bir yolcu olarak, kaçak bir kişi olarak.
Sen kimsin teyze ya? Aha. O ne? Tipe gel. Yine tekrar. Aynen tipe gel yani. Gerçekten tipe gel.